bu sorular çok saçma. Büyük bir zam gelmiş. Günaydın. Özellikle size kısmet uslar. Bunlara kısmet uslu değil mi? Tabii canım, bir ismimiz var. Sen ne sandın? Bugün ne yapıyoruz? Yaptığımız henüz belli değil. Canımız ne isterse onu yapıyoruz. Ya Asos'ta festival var. Sen içmiyorsun Elif. Bana niye yapıyorsun tek? Nasıl sen içmiyorsun? Ben de içiyorum. Bugün benim için en güzeli olacak. Sabah olumlaması. Yaptınız mı bakayım? Bugün parayı çekiyorum. Bugün mutluluğu çekiyorum. Huzur. Bugün huzuru çekiyorum. En önemlisi sağlık. Bugün sağlığı çekiyorum. Bugün günümüz çok güzel başladı. Maşallah. Mutluluğu çekiyorum. Parayı değil. Direkt uyanacağımız parayı değil. İlk parayı çekiyorum, sonra mutluluğu çekiyorum. Okey. Elif sabah tatlıyla canım ya. Bakın bu sahnede ağzıma peynir ellası götürüyorum. Gerçek bir Çanakkale'li olmak böyle bir şeydir. Zabanan kahvaltıda bile peynir elması yersin, tamam mı? Ben 2 gram puding yedim diye içime ağrıyor. Sabah kahvesi yapıldıysa yazdır en sevdiğim içecek. Elif'in demlemiş olduğu kokuyu. Bir şey soracağım. Evde kahve demleyenlere soruyorum bunu. Aldığınız güzel bir kahve beğendiğiniz var mı? Biz bu kahve işinde hiç anlamıyoruz ama artık basit bir şeyler de içmek istemiyorum. Bana lütfen güzel bir kahve, filtre kahve markası önerirseniz çok sevinirim. Yorumlara yazarsanız seviniriz. Böyle ekşili, sen, orta, bunlar ben bilmiyorum. Asitli, ekşili diye bir şey. Abi ekşili de var ya. Asitli var ya. O zaman ekşili ne kısımlar? Ekşili. Alıyorsun. Yani ben bunları anlayanlar varsa aşağıya yorum. Hayır, ben de bilmiyorum. Anlamak istemiyorum. Bazı sadece güzel bir kahve. Bazı insanın güzel bir kahve söyleyin, alayım demleyeyim için. Ya hayır ya. Ya of, çok istiyorum ama ya. Of. Dojo. Dojo ile gezmeden geldik. Hava bugün cehennemül azap. Neden biz denize gitmiyoruz? Dojo şu an kaçtı. Hiçbir şey yapmayacak. Bu canını yakacak. Bakın şimdi kaçıyor. Bakın. Bakın. Gördünüz mü? Dojo gelme. Otur. Bir şey değil. Bu canını yakan bir hiçbir şey değil. Hadi gel. Bir zaman onu da şu yavru kedinin ensesine koyalım da. Salatalara da güvenmiyorum yani. Bir damla et olur. Tamam o zaman, salatayı geç. Tamam. Pizza söyleyelim. Bak şu an kamerayı sallıyorsun. Çektiğin her şey çöp. Oraya atacağım. Sallıyorum ben ya. Sen söyledin ya, dikkat ettikçe daha da çok sallıyorum. Strese soktun beni şimdi. Bari böyle şey çekimler yapayım da anlaşılmasın. Ne çekim? Drone çekim yapayım mı? Bir daha ya. Her şey duman efekti gibi, anladın mı? Her şey. Komple yüzüme geldi. Salak. Süper. Yeme oğlum benim patatesimi. Ne oğlum, patates insanı mısın? Benim patatesimi yeme oğlum. Ya. Barbekü mü bu? Şey deneyeceğim. Ne deneme ya. Yeme oğlum beni yeme. Bak 155'i ararım. 155'i ararın içeri aldırın. Biz burada kurtaş yapı ya. Bak 155'i ararım. Polis misin? Polis misin lan? Polisim. Polis misin la? Polis misin la? Polis misin lan? Polisim. Merhabalar. Hoş geldiniz kanalımıza. 500 kilo olmuşum. Çek. Şimdi bir tane filme takmış Hande bu ara. Bu akşam onu izleyeceğiz. Ondan böyle bir kare bulduk. Kendimize göre yorumluyoruz. Onu yorumlarken de merhaba, ben geldim. Onu yorumlarken de aynı zamanda Tarih Obası'nın Aşkın Halleri videosunu izliyoruz. Ben söyleme adını unuttuk. Şuraya koyuyorum filmi. Hemen sıfatımın ortasına. En ortasında şu an film belirdi.
Geçenki çizdiğim travmatik resimden sonra moralim bayağı bozuldu. 1-2 gün ara verdik. Şimdi arkadaşlar bu Elif'in en büyük sorunu. Hemen travmatize oluyorum. Ağlıyorum. Bu olmadı ya. Bu olmadı. Yemin ederim şunu yaptığından beri hiçbir şey düşünmüyorum. Harika işte. Var ya bak bu çok güzel bir şey. Buna arkadaşlar her resim öğrencisinin en büyük sorununu biliyor musun? Resim yapmak bizim için işkenceye ve stres yuvasına dönüşüyor. Evet. Ama ben bunu ne zaman atlattım biliyor musun? Şöyle resimler yapmaya başladım. Ve resim birkaç tane üniversitede hocam vardı. Sürekli beni teşvik ediyorlar. Hiçbir şey düşünme, insanların yorumuna önem verme. Tabii ki önem ver ama... İşe yarar insanların yorumlarına. Hayır. Arkadaşlar zaten yüksek lisanstaki öğretmenleriniz aynı zamanda psikoloğunuz oluyor. Şey gördün mü ne kadar önemli. 50 yaşlarda gelsen hocandan gördüğün şefkat ya da sana bir kıymet ne kadar kişiyi motive ediyor farkında mısın? Evet. Toşo banyo mu yapıyorsun? Hiçbir çocuk benim kadar acı çekmiyor. Siz daha uyuyun. Saat 9'da çıktı uyandık. Alt tarafı 9.30. Maşrapayla banyo yapan köpek. Hiç mutlu görünmüyor. Çünkü ben mutsuzum, tamamım. Göbeğime bak. Göbeğimi çek. Göbeğimi çek. Bikini giyemiyorum. Neden? Sebebini çek. Depresyonumu da çek. Canım sıkkın. Depresyonu çek. Yediğim burgerleri çek. Abartmaya gerek yok. Bugün burada Ağat sizlere Çanakkale'nin hava durumunu çek. Outfit'ini gösterir misin? Outfit'imi çek. Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Git, biraz daha git. Arkadaşlar kurtulduğumuza göre hayatıma devam edebilirim. Allah'a şükür gidiyor. Anlamlar geçemediler. Ne oldu biliyor musun? Sebede deli deli yürüdük. İnsanlar geldi sonra baktılar. Çekim yapıyoruz diye. Bölmek istemediler. Durdular. Ben de sonra kameraya kapattım. Çek. Sevgilimle kavga et. Presyonumu çek. Boş yapma ya. Hayatından gayet memnunsun. Saralle kaşıklarken fotoğrafların var. Kaşıkladığım saralleleri çek. Bir daha çek dersen gerçekten This is Sparta diye pat bir tane vuracağım. This is Sparta! İyi hayret kız bu aralar bir oyunculuğun falan yüzünde güller açıyor. Hayırdır? Yani sebebini bilmiyorum. Kamera açınca birden modum yükseldi. Sizi çok seviyorum mu söylemiş miydim? Bu hareketler ne? Ben şok. Avokado da şok. Şok. Ve avokado da şok. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Şöyle. Sen beni çek. Ben anlatayım. Sen mi anlatacaksın? Hayır. Ama dublaj. Nasıl dublaj? Ben anlayamadım. Sen konuş ben dublaj. Ben onu çok seviyorum. Hayır. Çek şunu. De o saçmalığı yapmana izin vermeyeceğim. Arkadaşlar bugün Hande'nin saçı için saç o ne? O sudan almaya gidiyoruz. Evde boyamız var. Bir de şey alacağız. Bir duvarımızı böyle değiştirmek istiyoruz. Onun için boya alacağız. Şimdilik bu kadar. Hadi kapat. Az önce dükkana gelip ne söyledim biliyor musun? Abi duvara sürülecek en ucuz boya hangisi? Duvara sürmelik. Duvar boyamak. En ucuz boya hangisi dedim. Ağlayayım mı şimdi? Bakın ağlıyorum. 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 Bak. Şimdi dayak yiyeceğiz Elif. Çip. Ama bunlar da uzun. Bu orijinalden uzun. Bu kimin? Bak ne güzel çiçekler var paraların üzerinde. Bunlar çok güzel istiyorlar. Ben bu para varken ben yoktum. Evet, büyük bir ihtimalle. Bu parada da yoktum ben. Biz şu parada vardık Elif, şu parada da. Ama bu da çok iyi. Biz birinci sınıf. Biz bu parada varmışız ama ben bunu hatırlamıyorum. Bu ne? Bu nedir? Bir şey var 90 lira. Aa bize mi? Tamam abi. Böyle bir şey var 90 lira. Tamam boyası olarak da verebilirim. Tamam boyam var benim. Ben onu sizden aldım. O olur mu duvara? Kullanalım o zaman. Gösterir. Ne yapacağız? Yeter mi ki? Tabii yeter. Ağzına kukuru et, yapmaz mı? Onun öyle bir etkisi var ya. İyi de zaten dolap. Çok mattı. Duvardaki boya en ucuz boya ya. Yetmezse ne yapacağız? Ya yeter niye yetmezse? Abiler meşgul abiler ha ben sana çok söyleyeyim. Yoğun bir saatte geldim. Şu an bu en bir şey yaramaz insan benim. Kendimi işsiz gibi hissediyorum. Bunların bu abilerin hepsinin işi var. Acilen bu boya badana işlerine giriyorum. Kapat. Ben de gel gözü kuver. Bizi boyacı azarladı. Hande'nin yüz ifadesini görmeniz lazım. İnanamadım. Boyacı sigarayı bırakıyormuş. Zılgıtı yedik.
Tavan boyası bak, ne diye sorduk. Bir dakika ben anlat istiyorum. Dükkan çok kalabalıktı gördüğünüz gibi. Daha sonra biz de Elif'le bir sürü sorular soruyorduk. O sorduğum sorular çok saçma. Ya bir şey değil be, badanacı değil. Hayır. Ama sorduğum şey çok saçma. Beyaz tavan boyasını görebilir miyim? Adam da dedi ki nasıl görebilir misin? Beyaz zaten kutunun içinde. Tavan boyasını görebilir miyim dedim. Adam diyor ki bak neyini göreceğim beyaz zaten. Dondum kaldım böyle. Hani... Elif de beni hemen ezik yaptı. Hande'ye bir baktım suratının şekli gitti. Tamam böyle duruyor. Hande babasından azar işitince de aynı suratı yapıyor bak. Kanı donuyor şöyle. Bu ifadeyi gördüm Hande'ye dedim ki Hande ne oluyor? Şok oldum dedim. Kızım, neye uğradığımı şaşırdım. Bu kadar zariflik. Ama peki bir de üzerine Elif şöyle yap. Ben bunlardan hiçbir şey almayacağım. 5 dakika sonra bir sürü ürün aldık. Şimdi borcumuz ne kadar? Şimdi dükkan sahibiyle kavga et. Eşyalarımı almayacağım. Onlar bana lazım. Benim işimi görecek onlar. Bana ne dükkanın sahibinden. Ama ben taktım ona bir şey diyeceğim yani. Onu kafama koydum. Dedim az önce bizi azarladınız dedim. Tavan boyasını bilmediğimiz için. Adam meğersem sigarayı bırakıyormuş. Hayır yazık. Bir de şey diyor ya. Hayır ben asla öyle bir şey yapmam. 5 saniye. Hadi dedi. Azarladım. Az önce öyle bir şey oldu ama. Gerçekten kalbimizi kırdı ama Mustafa abi. Çanakkale Oba Ticaret Mustafa abi. Çoluğu çocuğu izliyorsa sigarayı bırakırken bizi azarladı. Evet. Ama iyi bir adam Mustafa abi. Evet evet. Ben dedim ya önceki geldiklerimizde böyle değildiniz. Bir değişiklik var. Bir tane adam var ya diye. Biz her şeye sinirleniyoruz çünkü bizim paramız yok. Her şeye sinirlendiniz çünkü paramız yok. Arkadaşlar bu şahıs BİM'deki yoğurdu patlattı ve değiştirdi. Eğer girdiğiniz herhangi bir BİM'de patlamış yoğurt varsa hepsi Elif'in günahı boyunca. Ya hep söyleme. Bir de bırakıyor bana diyor ki sence ben çok günah işlemiş olur muyum bunu yapsam? O kadar acıktım ki. Evet arkadaşlar, bugün sevgili Hande dışarıda bana lahmacun yedirmediği için kremalı mantarlı makarna ve kütür kütür elma yiyeceğiz herhalde. Yok canım, bunun böyle olması gerekiyor. Bilmediğin şeylerle ilgili yorum yapmazsan iyi olur. Gafur'un kız kardeşinin pijaması. Bir çapkı zorlanmışsın lütfen. O bu şekilde makarnamızdan var. Neden insanlar makarnaları farklı şekillere soktular? Özünde hepsi makarna. Böyle seviyorum şekilli makarnayı. Saçma şekilli makarna gördün mü? İster ki ondan alalım. Çünkü sebebi bilmiyorum. Farklı bir şeyler yemek istiyorum. Olayı makarna. Hepsi makarna yani. Bir dakika. Badana işine girmeden önce bir kahve içelim. Kahve date'ine çıktığın için teşekkür ederim. Öpüşürdüm de komşular var. Bunu buraya koymaktan korkuyorum. Çünkü aşağıdan birinin kafasına düşerse öldürür. Tuzluğu düşürdük evet. Buradan bir sefer. Ne düşünüyorsun? Yarın nasıl detoks yaparım diye. Çok güçlü eklemen. Ben teyze de dedi. Ne dedi? Çok su eklemeyin mi dedi? Evet, kendinizi kaybedersiniz dedi. Tamam, bu kadar su zaten bence de yeter. Biraz karıştırın bu işin çok daha çok katı. Bizi çekmiyor bu arada, karşı duvarı çekiyor. Tamam o zaman şimdi kapat bunu. Güzel sanatlarda mezun olup müteahhit olan bankalar gibi. Arkadaşlar müteahhitlere sakın güvenmeyin. Bizim güzel sanatlarda mezun olan en salak arkadaşımız müteahhit oldu. Sokayım mı ben? Hayır sokma. Ben yapabilirim. Diyorduk ki bunun üniversiteyi kazanma şansı bile yok. Bak sırf barajı geçemedi. Değil mi? Evet. Düşün işte yani o yaşadığınız apartmanları kimlerin yaptığını bir düşünün yani. Müteahhit oldu. Biz bu evde kiracıyız, biz bu evi hiç sevmiyoruz. Ama taşınamıyoruz da. O yüzden birbirimize alışmamız lazım. Bu yetmeyecek. Eminim bu yetecek. Ay ilk evlilik girdi. Herhalde şu hayatta ki en kötü kiracısın. Hadi be. Sen git erkek öğrenci evlerine bir bak. En azından duvara bant yapıştırmazlar yani. Ya duvara bant mı yapış? Duvara delip barfiks çubuğu takan insanlardan bahsediyor. Sen deli misin ya? Ben de boyamak istiyorum. Hep sıkıcı işi ben yapıyorum ya. Sence şu an yaptığım şey eğlenceli bir şey mi gerçekten? Evet. Sana bunu düşündüren şey nedir? İçeride aşağı yukarı yapma. Hayattaki en olmak istemediğim karakter olmak. Temizleyici oldum. Temizleyici. Eğer
bir hücre olsaydı hücre organeli sen kofun olurdun canım benim. Kofun kimden? Elif bak biyolojiyle falan ilgilenmediğimi biliyorum. Babam yani, gibi. Babamın gibi mesela bir yere gidiyor. Şu anlık işim yok çünkü Elif daha yere bir şey damlatmadı. Mesela bir yere gidiyoruz. Ben bunu boyayamayacağım. Evet. Sıçtın dedim ya. Maalesef evi boyatmak zorunda kaldık. Yo her yer. Hayır işin garibi ev sahibi de evi görmeye gelecek. Bir şey söyleyeyim her yere poster asarım. Sonra bari şöyle biraz daha estetik bir şey yapsın. Ben de alt tabanını yapmış oldum boya alırız. Nasıl boyanıyor ya bu ev? Evimle boyayanlar nasıl boyuyorsunuz? Yani Elif 10 liralık şeyle ruloyla boyamıyorlar. 15 lira. 5 lira ama hiç diyemez. Demin bana bir kelime sordun ya. Elif'le babamın ortak özelliği. Babam da hemen şöyle de. Normal böyle duruyor. Bir anda şimdi şu masada o kadar kişiyiz. Hesap ne kadar gelir? Şunu şunu çarp. Bunu bilmek zorunda mıyız? Evet bilmezse üniversite hayat, akademik kariyeri başıma takılıyor. Sinirim bozuluyor. Pardon ama gerçekten benim çiçekli şortumla mı şu an yerleri siliyoruz? Evet. Yani bu lanet et. Bez kalmadı ve benim çiçekli evet, şortumla evet, bez kalmadı. Tanrım nereden sevdik? Ben düştüm. Bu bela. Elif önüme şöyle küçük parçaya çıkardım. Yandım, isyan ettim. Hayırdır bana? Oldum. Elif kamerayı çeviriyor mu? Kendimizi görelim mi? Yok yok yok, çok iyi oldu. Hiçbir şey olmadı. Şöyle. Evimizi boyuyoruz diye bir... Elif! Şu an oraya 5 kuruş düşürdü. Bir kuruşu silip çöpe atar mısın? Dün Elif'e dedim ki, Elif yoğurt ucuya verelim mi dedim. Şöyle yaptı. Hande şu an orada 5 liralık yoğurt. Yoğurda da bu arada büyük bir zam gelmiş. Yoğurda mı? Hande bugün buzdolapçıya gitmiş şöyle diyor. Bu buzdolabı geçen yaz almadığım için çok pişmanım. Buzdolapçı dedi ki, onu dert etmeye kalkarsanız çıkamazsınız. Elindeki bir kutuyu gösterir misin? Göster, yukarı kaldır. Şu kadarcık kutuyla şu duvarı... Ya ama bir şey söyleyeceğim ya, ben boyacı değilim ki. Ben gözümle nereden bilirim? Şu duvarı bitirmeye çalıştım. Bu yetmeyecek. Eminim yetecek. Elif usta iyi çalıştın. Çalıştık kendi imkanlarımız dahilinde bir şeyler yapmaya çalıştık yani. Önemli olan gerçekten bu çabalamak. Yarın evet. Şimdi Mustafa abiden tekrar azar işitip bir kutu boya daha alalım. Yarın oda boyama, kışın saç boyama, yazın oda boyama turumuz. Neyse, oda boyama şeyinin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi kapatıyoruz. Yarın devam edeceğiz herhalde. Yarın devam mi? Edeceğiz muhtemelen, evet. Yanlışıyoruz. Şimdi Elif'in gözlüğüyle kapatıyorum. Arkadaşlar lütfen videomuza yorum bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Eğlenmeye devam ediyoruz. Siz de bizi görebilmek, izleyebilmek ve sevebilmek, daha mutlu etkileşimde kalabilmek için bizleri takip edin diyorum ben. Öpüyorum canlarım sizi.